Şu anda devam ediyor. Ediyor. Nerede? Şu an İladerdi devam ediyor. Teşekkür ederim sağ olsun arkadaşlarım. Desteklediler, acılar ama hep öğrenmeye devam ediyor. Çünkü bu yüzyıllar önce, milattan önce bir kültür. 2000. Harika. Evet. Bu içerideki eserler sadece sizin mi, kursiyer arkadaşlarınızdan mı? İçeridekiler benim eserlerim. Sadece. Sadece bunlar. Tabii. Peki bu arada ben bakıyorum da satış olayı da var mı? Yani beğenen alabilir mi? Tabii ki satışa çıkardık zaten. Ha, bu arada beğenen alanlar falan. Ona. Ben şimdi fiyat falan görmedim. Var. Ekiplerini koy. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de Bülent hocamızdan da bahsedelim. Sayın Bülent Bildal gazetede de ben yazmıştım. Tam bir gönüllü. Yani gerek duygularıyla, gerek yaşam felsefesiyle, gerekse o her sabah okuduğumuz güzel şiirleriyle tam bir gönüllü insanı. Kesin de aynı zamanda değerli arkadaşım. Şiir üzerine söylediği şu laf beni çok etkiledi. Hakikaten çok güzel bir laf. Şair diyor, şiir gibi olması. Şiir gibi yaşaması var. Neresi usta? Gerçekten de öyle. Şimdi az önce şurada havuzun başında çok hoş, hatta bana da söyledim. Aynı familyanın iki çiçek görüntüsü var. Biri sarı, biri... Şiirinizi okudum hocam, hemen okudum, iki dakika. Hemen iki dakikada bir şiir patlatmışsınız. O çiçekler sanki dile geliyor, şiir gibi yaşayan, evet. Ben bunu kastettim. O çiçekler bana bir şeyler fısıldadı. Okuduysan İrfan, oku isterseniz senin dilinden dinleyelim. Gel İrfan Bey. Şiir bir yaşama, tabii sıradan omuz omuza yaşıyoruz ama şairin bir de bu yönü var demek diyorum. Ben bunu son yaşlarımda hissettim. Bir şeyler fısıldıyor hayal, bir görüntü, bir kumultu. O bile geliyor. Yani estetik kendi oluşturuyor kendi içerisinde kelimeleri. Aslında şiir bu. Şimdi İrfan o çiçeklere basarım, not düştü. Hoş da oldu. Evet. Bir havuzun başında suyun sesini dinliyorsun. Çiçekli sesler dönüyor etrafında. Uyanırken gördüğüm bir ay yiyorum diyor. Orada bana o şey soktu be. Ama sözüm sözüm çok güzel. Bu arada Bülent hocam da eşiyle birlikte bu sergiye katıldıkları için kendisinin de hem şiir kitapları var. Hangileri? Son bu yıl 3-2 çocuk var. Maalesef Tabi Susamur'un hikayesi, Göz Masalı, Şiir Masalı, Yağmur Salkı gibi bunlar bu sene ve 2000 sonunda çıkıyor. Değerlenen arkadaşlar da değil mi? Tabii. Artı bu arada aramızda Gökkuşağı Dergisi sahibi diyelim. Burhan Bey. Burhan Bey de burada. Burhan Bey de yeni çıkan sayılarınız yanınızda mı? Gökkuşağı dergisi. Dergi yanımızda olmasa arz eden arkadaşlar. Bülent Bey'in en üst katında ilk baskısı yapıyor. Şöyle alsak iki dakikalık çıkarabilirsiniz istersen. Bülent Bey'in Edremit Kafesi'nde ilk şiir kitabı Gökkuşağı dergisi tarafından basıldı. Daha ziyade ulusal çapta tanınırken yerelde kendisinin pek tanınmadığı izlenimi bende var tanıştığım yıllarda. Kendisinin bu zambak kapısı kitabını yaparak Edip Körfezi'nde biraz yürümesinde yere alt tarafından tanınmasında küçük bir çabuklu var. Ben Türkiye'nin hemen hemen bütün edebiyat dergisinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana yani nerede edebiyat dergisi varsa benim adım orada görülür, gidir. Ve gene kahve kültürden yaşayan, Türkiye'de yaşayan 20 en önemli şair. İsmi ne hocam? Çağdaş Şairler Yolu. Evet, böyle de bir değerimiz var mevcut.
bunu da şu gururla söyleyeyim. Tabii bu şiirle, edebiyatla, sanatla uğraşan çok değerli arkadaşlarımız da var. Aygül Hanım da değil mi? Karınca misali şimdi kitabıyla. Siz de getirseydiniz olmazsa ya da size size ayrı bir. Arkadaşlar şimdi şöyle de bir şey yapacağız seni. Daha önce konuştuk. Böyle yazarlarımız, çizerler veya şey Kültür Müdürlüğü olarak her ay böyle bir toplantı, bir panel yapmayı düşünüyoruz. Yani insanlar kendi değerlerimizi hakikaten bilmiyorlar. Yani kişileri de bilmiyorlar. Bunun tanıtılmasında fayda var. Değil mi? Yani bu şekilde. Bölgemizde çok güzel. Hiç bilinmiyor. Yazar tabii. Ve şairler çok sayıda var. Tabii. Ama maalesef tanınmıyor. Şimdi, bu da çok acı. Bir aksilik olmazsa yani Kültür Müdürlüğümüzce bunu da bir organize edeceğiz hep beraber. Biz zaten de peki güveniyoruz Cumhur Hocam. Çünkü biz sizin kültürde olmanızı çok arzu ettik. Teşekkür. Şükürler olsun ki oldu bu. Sizin zaten orada hayal ediyordu. Sağ ol. Toplum olarak. Görüşmelerim de oluyordu zaman zaman bölgemizde. Ve dolayısıyla sizin bu konuda zamanınızı almayayım. Ama bu bölgede gerçekten bu konuya hakimsiniz. Burada kültür özgür olarak da yetişiyorsunuz ve gereklerin yapılacağını ben size inanıyorum ve bilmiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok duyarlı gerçekten. Kültür sanatlarına bir sürü çalışmalar yapıyor. Biz o yüzden Cumhur Bey'i de Kültür Müdürü olarak geldiği için kutluyoruz. Ona da ben bir alkış istiyorum. Teşekkür ederim. İşte bu memleketimizin değerlere hep beraber emek vereceğiz. Önceden beri de. Mesela ne yaptık? Bazı paneller, söyleşiler yaptık. Değil mi Burhan Bey? Mustafa Seyit Süven'in, burada içeride Nazım Hikmet'in, Mehmet Başaran'ın. Yani bunları bileceğiz ki toplumda yani böyle değerlerimiz olduğu ortaya çıksın. Düşüncelerinden veya görüşlerinden. Yoksa dışarıda görüyorsunuz. Bunlar biliyor. Bayağı bir zor çağa gidiyor. İnsanlar birbirinden didişiyor, kavga ediyor, bilmem ne, bir şey, trafik öyle falan. İşte bu kadar zor şartların içinde bu duyguları geçirmek ve daha da fazlalaştırmak gerekiyor değil mi Ali Bey? Evet, evet. Bu arada sizin Tortum arkadaşınızı da ben çok tebrik ediyorum. Zaten çok değerli dostum kendisi de. Bölge kültürüne, sanatına, insanlarına, yaşamına güzel bir şekilde dokunması hakikaten çok takdire şayan bir olay. Arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi zamanla karşılaşıyoruz. Bazı arkadaşlarımla geriyle yazar arkadaşlarımız var. Yazar arkadaşlarımız var. Kendi aramızda da bir dayanışmayı yükseltmemiz gerekiyor. Bu anda yazar sizler arkadaşlarımızın da Türkiye'de var olan Yazarlar Sendikası Edirne Şubesi kurulu bu konuda Bülent Bey ile görev aldı. Körfez temsilcisiniz mi? Evet. Son kitap fuarında sendikamızın yıllar çizgi arkadaşlarımızın katılımıyla birleştirdi. Ancak anda sahada o birlikte çalışma anlayışı henüz yok. Oraya da bir vurgu yapmak isterim. Birlikte bir şeyleri başarma. Hep beraber oturup konuşulması lazım. Evet. Buyurun Hadi Bey. Saygıdeğer hanımefendiler, efendiler, kültür ve sanat bizim özellikle şu zaman diliminde sanatın ve kültürün sanatçının içine tükürüldüğü, yok sayıldığı bir zaman diliminde bu sanatçılarımızı korumak ve onları yaşatmak bizim öncelikli görevlerimizden birisi olmalı. Kaldı ki bölgemizde sanatın ve kültürün başkenti olarak Ayvalık biliniyor. Ancak ben Etnografya Müzesi Müdürlüğü'ne atandığımda Cumhur Hoca'nın çok sevinmiştim. Hatta dedim ki siz kültür müdürü olmalısınız demiştim. Ve unutum hala durur. Ben şu göre atandım diye paylaşımı vardı. Ben altına dedim ki siz kültür müdürü olmalısınız. Ve şu anda Cumhur Okur Edremit'imizin kültür müdürü. Bu büyük bir kazanım. Sanat adına, sanatçı adına büyük bir kazanım. Umarım bölgemizin, Körfez'in
sanat başkenti Ayvalık'tan artık bu başkentliği alıp Edirne'de taşımanın sanırım zamanı ve sırası geldi diye düşünüyorum. Ve yalnız sanatçılara destek verilmesi gerekiyor. Arkalarında yerel yönetim desteği görmeyen sanatçılar yok olmaya mahkumlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın sanata olan ve sevgili İrfan'ın sanata olan, sanatçıya olan sevgileri umarım bunu biz bölgemiz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet İrfan ortak arkadaşımızın müdürümüzün çok iyi bir dostluğumuz, çok çalışkan beyefendinin kişiliğiyle hakikaten Edirne'nin değerlerimizi her zaman yükselten bir şahıs. Arkadaşlar bunlar tabii yani sağ olun eksik olmuyoruz. Yani müdürümüz. Bunlar tabii tek başına olan işler değil. Yani hep beraber olursak oluyor bu işler. Yoksa makamlarda geçici biliyorsunuz, o şeylerde geçici. Biz memleketimize ne verebiliyoruz? Mevcut değerlerimizi tanıyabiliyor muyuz? Genç nesillere aktarabiliyor muyuz? Bütün mesele bu. Ama bayağı bir bu işlerin içinde prosedürler var. Kurallar var, yazışmalar var vesaire falan. Arada aksaklıklar olursa lütfen kusura bakmayın. Ama şunu çok iyi bilin. Tüm temiz kalbinden var ya. Bu işlere kendimizi adıyoruz. Öyle değil. Peki. Peki lafı çok da uzatmadan Şükran Hanım'ın ve Bülent Bey'in sergisinin açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sizi şöyle bir ön planı çıkarayım. Lise platformundan. Hülya'lı selamlar. Sema'lı ve Hülya'lı. Çok teşekkürler. Ali Bey. Selamlar. Biraz böyle şey olsun. Evet, Mürsel Bey. Evet, şöyle geziyoruz. Şükran Güldal ve Bülent Güldal arkadaşlarımızın sergisi diyelim. Bir tarafta keçi ağırlıklı sanat sergisi ve Bülent Bey, yani kitaplar. Bu arada Sema Hanım'ı da tanıtalım. Kendisi bir dönem Kızılay müdürlük yapmıştı, Huzur Ev Müdürlüğü. O da artık Edep'te kültür insanlarından birisi. Nasılsınız? Elazığ'a da Ferdi Bey'e selamlarımızı iletiyoruz. Elazığ'a Ferdi Bey'e sevildiğinizi bilin. Çok teşekkürler. Hülya Hanım, yoğun musunuz yine? Şey, son Ankara'ya gittiniz. Balıkesir ondan önce miydi, sonra mıydı? Oh. Yani ben dayanamazdım. Allah kolaylık versin. Ama hep bunlar topluma eninde sonunda bir şey getirecektir. Ama ben de o enerji yok yani. Helal olsun diyorum. Çok teşekkürler. Bülent Bey, duygularınızı alabilir miyiz? Sinan Bey'cim, böyle güzel bir günler, sıcak bir günler. Daha doğrusu kış atmosferi. Ama sıcak, işimiz sıcak. Gece çalışmalarında sırf böyle günde birlikte olmak hakikaten hoş. Nedir kültür? Yani onun yerine binalar var, şeyler var, yollar. Kültür ne getirir? Kültür sanat. Aslına dönmesi. Kültür, evet. İnsanın duygularının farkına varmasını sağlıyor. Bence öyle. Kendisiyle insanın baş başa olup belli değer yargılarını ele almasını sağlıyor. Yoksa beton ve yığınları arasında kendisi de beton var. Yani sadece beton. Hep biz öyle kafamız hep, yani kültür hep bir kenara atılıyorsa kıymetsiz veya şey, böyle boş insanların yaptığı gibi kültür ve sanat. Akıntıya ama çok büyük yanlış. Akıntıya kapılmış bir saman çöpü. Evet, aynen, aynen. Kültürün farkında olmayan kitabın, sanatın farkında olmayan insan da bence böyle akıntıya kapılıp giden birisi gibi. Tamamıyla fikirim. Oysa
boşluk olmuş. Tabii sanat da, sanat adı üstünde. Yani ta ilk çağdan beri hayal resimlerinden günümüze kadar, kitabelerden günümüze kadar insan bir şeyler anlatmaya çalışmış. Kendini anlatmış aslında. Kendini anlatırken omuz omuza yaşadığı hikayeyi anlatmış. Birlikte kolektif yaşama doğru gelişerek bugünlere gelmiş. Fakat bugünler insanın içini kararsa da yine şöyle ümitliyim ben. Ümitliyim. Yani insan her zaman sanatçı azınlıkta kalmış. Geçmişte de bu böyle. Mesela şöyle bir gerçek bu. Yani kısacık anlamışta kitabın yasaklandığını gördük. Yaptığını evet. Gördük. Birileri düşünceye düşman olmuş. Ama buna rağmen kayalardan uç vermiş, filiz vermiş. Aynen. Gelmiş bugün. Bizden sonra da bu böyle olacak. Birileri beğenecek, biri diğerini beğenmeyecek. Bu çatışma en güzele doğru yürüyecek. Bir açılım. Aynen. Ama karşı kutuplar, hani mıknatısın, esen kutupları, güney güney kutupları sürekli birbirini çekecek, bırakacak, ne bileyim, gidecek. Ve bu itiş kakışta doğru ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Doğru. Ha bu süreç alıyor, zaman alıyor. Bir de... Yok, aynen. O bilinçlenme süresi. Maalesef. Peki yine bugün hayata çok kaçta başladınız? 5:30, 6 5'te. Biz o sıralar kaçıncı uykumuzda? Niye erken kalkıyorsunuz? Vallahi ben uyuyorum. Gece bu gecenin sessizliği demek ki bir tarafıma dökülüyor. Kaldırıyor. O arada işte az önce de anlattım ya şairin işi. Biraz delilik var. Ama yok öyle gün erken bu. Siz de çok erken başladınız. Bir süre sonra daha uyanmamıza 3-4 saat var. Yatamam. Maşallah, maşallah. Bugün saat 5'e çeyrek var. Biraz oyalandım. Saat 5'e 5 geçebilen ayaktan işemedik. Çok tebrik ediyorum. Zaten iç içeyiz. Beraberiz sürekli. Düşüncelerimiz birbirimize. Çok teşekkürler. Hemen ben Cemil Bey'e geliyorum. Zaten Cemil Bey artık size çevirdik. Cemil Bey, söz sizde. Değerli bir çalışma. Edremit İseliler Derneği güzel işler yapıyor, güzel işler başarıyor. Biz biraz yan destek gibi oldu. Çok teşekkürler sunuyoruz. Tabii Kültür Müdürlüğü ofisinde. Sanatın yararı nedir? Yani neyle? Boş bir iş midir sanat? Sanat ve kültür. Sanat insanı da değiştirir, hayatı da değiştirir. Evet. Bizim de ülkede hem insanımızın değişmesine ve gelişmesine, hem de hayatın değişmesine ve gelişmesine sonsuz ihtiyacımız var. Bu da onların çoban ateşlerinden birisi. Evet. Bu yüzden sanata her zaman destek. Her zaman destek ama sanatsız olmaz. Olmaz diyorsunuz. Hayat damarlarıdır, toplum damarlarıdır, kurum. O yüzden sürekli yeşerteceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun Cemil Yavuz Hocam, teşekkürler. Cumhur Bey, daha sonra şey yapalım, tamam. İrfan Bey, siz de bizim kıymetli Sıdık Erke Etnografya Müzesi Müdürümüz, sanat insan hayatta fotoğraf sanatı ve kültür adamı. Hep bu hep bir sürü şeyin kültürel faaliyetin altından da siz çıkıyorsunuz. İrfan Kolçak Beyefendi, herkes çok iyi tanımalı. Bugünkü görüşlerinizi alabilir miyiz canlı yayınımızda? Çok teşekkür ederiz, katılım çok güzel. Bu kış gününde insanlar farklı aktiviteler... Niye geldik? Niye geldik? Yani kışın yapacak bir yer yok. Alışveriş merkezlerine gidecekler. Evet. Onun yerine bu tür aktiviteleri değerlendirmek daha hoş oluyor. Hem müzemiz canlanıyor, hareketleniyor. İnsanların kültür açısından bir etkinlik olmuş oluyor. Seviniyoruz. Sanatçılarımızı müzemize bekliyoruz. Kapılarımız her zaman açık. Bu tür etkinliklerde her zaman kültür müdürlüğümüz olarak, kültür müdürümüzle biz kapılarımız açık olduğunu bilsinler. Yardım etmeye her zaman hazırız. Sizin bir de fotoğraf sanatçılığı yönünüz var. En son ne zaman Kaz Dağları'ndaydınız? 2 hafta oldu. Anladım. 2 hafta önce çıkabildik. Bu arada İzmir Fuarı girdi. Tabii doğru. Doğru. Şimdi koşturmayla geçiyor hayat. Dağdan kopamıyoruz tabii ki. Dağ, deniz. Hiç şeyden de dağdan da korkmuyorsunuz. Yılanlar, elinizde tutuyorsunuz galiba. Dağcı bir kişiliğim var. Sevgili anladım. Dağ. Tek başıma fotoğraf makinemi alıp dağ sesini dinlemek insana huzur veriyor.
O haftanın bütün yorgunluğunu 5 dakika 10 dakika yürüseniz bile tamamen o sessizlik, dağın huzuru alıyor stresinizi. İrfan Kolçak Bey kelimelerle anlatmak mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz. Kim? Aa bakın o yönünde şey, o biz direkt mahalle mensubu olduğu için aynı mahallede kalan Melek Hanım var, dernek üyemiz, çok doğru. Yani o senin muhtarın oluyor aynı zamanda, doğru. Yani Melek Hanım'ın kaldığı mahallenin muhtarı aynı zamanda İrfan Bey. Eminim canım, orada hiç şüphem yok. Çok teşekkürler, hürmetler sunuyorum. Melek Hanım bir de Sergak'la görüşleriniz var, sanat nedir? Sanat nedir? Sanat işte bu. Sanat bu. Yani şiir, yazarlık, el becerileri, hepsi bir örneği sanat bence. Ama Şükran Hanım'ın geçen işi çok mutluyuz. Evet, ona destek verelim birazcık artık dünyaya açılması için veya Türkiye açılması için destek verelim lütfen. Destek veriyoruz. Çok teşekkürler Melek Hanım. Teşekkürler. Evet, şimdi biraz Bülent Bey'in köşesine gelelim. Manisa'dan gelenler kimdi? Bir ayaküstü geldiler, bakın bir şey. Buradan da kültürel bir tad aldılar. Hiç hesapta yoktu böyle bir şey bir uğrama. Hayatı. Yani işte o kadar yapıyor. Tamam. Tamam. Kalemimizi sağlıyor. 35, 25 olabilir. 15, 25. Ali Bey, sizin görüşlerinizi almak zorundayım. Çok güzel bir ortam. Evet. Olması gereken, istediğim bir ortam. Yani çok güzel. Katılım güzel. Kış gününde. İnsanlar birbirine karşı sıcak. Yani insanların kaynaşması önemli. Evet, çok doğru. Yani hayat bağlılığında, şey bağlılığında. Ya korkunç bir durum yaşıyoruz aslında. Yani bunlar bu ortamlarda olmasa patlayacağız Ali Bey. Çok harika bir şey. Evet. Yani aileten elde bir insanımızın yani böyle. Tabii. Tebrik yapması çok zor. Yani toplum olarak bir atomlaştık. Yani bu tip sanat da olmasa, kültür olmasa tam çökeceğiz gibime geliyor. Değil mi? Çok sıkıntılarımız var. Bu bize bir ilaç gibi geliyor diye düşünüyorum. İlaç gibi. Yani şu olması gibi. Böyle bir kimlikten de şu olması gibi. Tabii tabii. Yani gerçekten ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç. Çok teşekkürler Ali Zavvak Bey. Sağ olun. Evet, Pırsa Bülent Bey kitapları. Yavaş yavaş da hareketlilik oldu. Evet, Şükran Güldal ve kızı olan hanımefendi Mine Hanım. Şu an burada Edebit'te mali müşavirlik adımlarında stajını yapıyor. Bursa İktisat mezunu bildiğim kadarıyla. Evet, o da sanata meraklı mı? Ama var mı bu şey efendim? Ha, yazıya olacak el sanatı yerine, anladım. Hayırlı olsun diyorum, çok sempatik bir aile. Bir kızımız da Antakya'da doktor olarak görev yapıyor galiba, değil mi? Antakya'da, siz de bayağı bulundunuz Antakya'da. Maşallah, tebrik ediyorum. Beni Leyla olarak koyuldu. Kimin? Leyla olarak isim koyulacak. Neden? Çok seviyormuş Leyla'yı. Ha, kim seviyormuş Şükran Hanım? Tamam. Günay, görüşürüz. Teşekkürler. Tamam. Tabii tabii veririm. Evet efendim, böyle bir sergiyi gezelim bakalım. Evet, çok güzel böyle keçe şapkalar. Çantalar, of 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 of, kıyafetler, evet, şapkalar. Kıyafetler, evet, şapkalar.
çantalar, çıkan Güldal Hanımefendi'nin eserleri. Evet İrfan Bey, kusura bakmayın canlı yayınlarıyla böyle şey yapamadık, biraz daha devam ediyor. Siz de hoş geldiniz İrfan Haytural Bey. Haytural soyadı zaten anlatmaya gerek yok. Edebiyatta tanınmış bir soyadı. O aynanın bir kolu diyelim yani. Evet, nasılsınız İrfan Bey? Çok teşekkürler. Tanışıyor muydunuz Bülent Bey veya Şükran Hanım'la daha önceden? Ama iyi oldu. Böyle şey hep... Ya bu kadar karmaşa, stresli günlerde sanat bize bir ilaç gibi geliyor. Ümit ederim memnun olmuşsunuzdur. Ben de biraz canlı yayına... Aynı şekilde. Ben de canlı yayını biraz bitirdikten sonra buralardan siz görüşürüm. Olmazsa ilk fırsatta diyorum. Çok memnun oldum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, burada da böyle bir sofra açılmış. Evet. Sizin isminizi başlayın. İdam Bekir. Evet. İda der mi diyelim? İda. Çok memnun oldum. Evet, böyle de şey ihmal etmemişler. Evet, keçe grubu. Yeme içme de ihmal olmamış. Ali Bey kendine bir şeyler verdi, acıktı. Öğle yemi. Haklı olarak. Yok, şimdi değil efendim. Biz sanatla doyduk. Aç değiliz. Teşekkürler. Teşekkürler. Osman Hocam selamlar. Siz de özletiyorsunuz o meşhur şiirleriniz. Özellikle boyun eğme. Derim ama şu şiir inanılmaz o zaten. Şarkıya da dönüştürüldü. Bir partinin şeyi olarak. Hadi söyleyelim. Evet. Evet kullanılıyor ve şarkısı olarak değil mi onun? Ona şey oldu. Telif haklarını almıştı. İsmini de verelim artık. Evvelden böyle isimler korkulurdu ama. Hani Türkiye Komünist Partisi mi? Evet. Evet onu ne yaptı? Şey yaptı. İsim hakkını, şeyini, hakları aldı galiba. O sizin böyle şey derler ya baş eseriniz. Bazı şey vardı hani baş eser o patladı yani şey olarak. Şarkıya döndüğü için. O acayip bir şey. Bazen insan döker son şey ustaları yapar. Hani şey gibi Selimiye gibi. O da size bence Selimiye'niz oldu. O şiir yazılışında Gürcan Altan'ın evet. Beşlesini o yaptı. Evet. Onun ilhamı var yani o şiirin yazılışında. Anladım. Böyle küçük bir şiirdi o. Onu geliştirdim. Büyük uzattım. Anladım. Verdim, o da Osman Çalışkan, Edirne Sesi mezunumuz, bayağı şairlerimizden birisi, hani gururlarımız ve özellikle o boyun eğme değil mi şeydi şey, o derler onun Selimiye'si oldu. Hani Sinan'ın Selimiye'si varsa Osman Bey'in de boyun eğme, yani yaydı patladı diyebiliriz. Dilinize sağlık diyoruz. Hatırlıyor musunuz acaba şu an? Tabii hatırlıyorsunuz da biraz bir iki şey satır söyleyebilir miyiz? Evet. Tabii şey yapalım. Onu bir şey yapalım. Siz onu ayarlarken ben de bir Mürsel Bey'e sorayım. Sanat nedir? Sanat insanın duygularını dışarı çıkarabilir evet. Güzelliğidir. Eğer duygularınızı dışarı çıkıp onları hissedebiliyorsanız yaptığınız her türlü söylediğiniz her türlü sanata ait olur diye düşünüyorum. Bazıları diyor ki boş işlerle uğraşın sanat. Git para kazanmaya bak. Başka şeylerle uğraş derler. Boş boş şeylerle uğraşma. Ruhun gıdasıdır. Yani bu kadar. Maalesef sanat... Para kazanmak için sağlıklı olmak lazım. Evet. Sağlıklı olmak için de... Bu yönlü tabii eksik tutarsan... Sanatla uğraşmak lazım. Güzel duygular besleyip, güzel duyguları hissetmek, duymak lazım. Evet. Bunları hissetmiyorsanız, duymuyorsanız, paranız olsa... Evet. Olmasa... Hep bir küçümseme var bir kitlede. Sen paran kadar konuş derler ya, hep şey... Para toplumumuzun... Evet. En önemli aracıdır. Tabii istersen tabii. Yanlış ama onun evet. Kölesi olduğunuz anda evet. Duygularınız, hisleriniz, kişiliğiniz bitmiştir. Çok doğru. Paranın kölesi olalım mı olmayalım Ali Bey? Vallahi bilmiyorum hiç param olmadığı için. En güzelsi olamadım diyorsun zaten. Olmadığı için tamam. En güzeli. Bir cebimden geliyor bir cebimden geliyor. Tamam o da doğru. Para insanın elini kiri. Çok doğru. Doğru. Güzel. Olamamı paranın sağlık. Durmaması da iyi. Önemli olan sağlık. Çok doğru. Sağlık çok doğru. Çok teşekkürler. Lezzetli mi efendim bugünkü ikramlar? Çok güzel. Çok güzel. Yapanın da, getirenin de. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi Osman Çalışkan hocamdan da o meşhur şiirini boyun eğme değil mi? O benim için çok önemli.
Boyun eğme. Ey insanoğlu, niçin eğilirsin her erken el erken? İki durumda eğilmeliyiz. Bir, su içerken soğuk bir dolarla, bir de kıyamayıp koparmaya bir kır çiçeğini dalında koklarken. Bak gösterdi hepimize, Taksim Gezi'den başlayıp tüm yurda yayılan boyun eğmeyenlerin direnişi onuru oldu insanlara. Dayan ey insanım, boyun eğme, diren. Senin direnişin karşısında dayanamaz sonsuza dek. Hiçbir el, hiçbir cenab. Teşekkürler. Sağ olun Osman Bey. Osman Bey de hayatını Burhaniye iskele mi diyelim? Ölen Mahallesi. Ölen Mahallesi şey yaşıyor. Oraya şey yaptı ama bizim Edremit Lisesi mezunu. Köy olarak kökeniniz hangisiydi hep karıştırıyorum? Bahadırlı Köyü. Bahadırlı Köyü. Bizim orada Edremit Lisesi mezunlarından Bahadırlı olan var mı? Yok bildiğim kadar ama o köy köy kökenler var. Tabii. Siz Bahadırlı'dan temsil ediyorsunuz. Çok teşekkürler Osman Bey. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Yok, telefon ihtiyacı yok. Teşekkürler. Evet, bir daha dolaşalım. Burhan Bey, son bir gelişmeyi anlatın da şey çıktı, Gökkuşağı derginiz çıktı. Son sayı artık satın alınabiliyor. Derginiz çıktı. Yüksek maliyetlere rağmen. Korkunç. Yolumuza devam ediyor. Evet. Tereddüt etmesinler. Her şartta bunu devam ediyor. Ayrıca yeni yıl müjdesi olarak doktorumda bir müjde vereyim. Her sene adı olduğu gibi iki kitap çıkarıyorum. Ben şu anda 2022 yılın kitabım hemen hemen hazırlıkları bitti. Nazlı'yla ilgili derli toplu bir kitap hazırlığı var. Büyük ihtimalle Mayıs ayında çok iyi. O kadar dar olanaklarla zaten pandemi koşulu, ona rağmen hiç durmadınız. Bir şey gibi buz keser bir gemi gibi. Evet. Yani hiç yılmak yok sizde. Olmaz diye bir şey yok. Olamaz diye bir şey yok. O terimi bilmiyorsunuz. Mutlaka bir çıkış yolunu bizden yılmalıyız. Evet. Yılbaşı geliyor. En güzel hediye bir kitaptır diyorum. Aa, ne başka ne düşünüyoruz? 7 adet kitabın elimizde 13 hediye var. Hem doktorumuza hediye anlamında hem de dergiye bu zor köşede katkı anlamında değerlendirilmiş doktorum memnun oldum. En güzel şey belki bunu sosyal medyanızda açıklamak ki daha bir derli toplu bilelim nasıl alınır, ne olur. O daha kolay olur diye düşünüyorum. Tamam. O olduktan sonra kolay. Ellerinize, dilinize, kafanıza sağlık diyorum. Beyninize sağlık. Çok teşekkürler. Burhan Gümüş. Kendisi Gökkuşağı Dergisi'nin her şeyi diyelim yani. Ana şeyi, motoru. Çok teşekkürler sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Thank you.
Bu güzel ikiyi bir yerde bulduk. Ali Sanmak ve Ayşegül Akay. Ali Sanmak'la görüştük. Ayşegül Akay ne düşünüyor bu sergi hakkında? Sanat adına gerçekten çok şahane bir sergi oldu. Neden? Çünkü istediğim insan, yüz ışıklı. Evet, hakikaten ya. Tasarım üzerine, yani evet. Yıllardır tanıyorum. Giyimden dışında, bu sefer şapkalarını inşa etmiş, sanatını orada göstermiş sevgili Şükran ablacığım. Çantalarla, şapkalarla, şamlarla, günlerle şahane bir sergi çalışmış. Evet. Bizim de aynı zamanda halkımızda geçmiş olsun keçe var zaten. Türklerde görmüşsünüz. Dolayısıyla ben de bir keçe hayranı olarak. Aa, bu da keçe değil mi efendim? Evet. Ha, tamam. Yıllardan beri keçi çok sağlıklı bir keçe. Evet. Onun dışında Şükrü ablamızı tabii ki tebrik ederken bu çalışmalarını Bülent Yüzdal. Evet. Hocam, ben ona köyfezimizin şair babası derim. Evet, çok da. O da şahane, o da hem güzel kalbiyle, hem iyi bir insan olmasıyla, hem de insanlığın şiirlerine de yansıyan bir kişi olarak mütevazi, kibar. Şiirleriyle onun kitaplarını yine aldım. Her zaman alırım. Her bütün imza günlerinde kaçırmam. Bakın bu. Evet, mavi bisiklet. Sevgili dostlarım, birisi mavi bisiklet, birisi de mavi su somuru. Anladım. Çocuklar için yazmış Bülent Hocam. Dolayısıyla bence kitaplar özellikle aldım ben. Çünkü ne yapacağım? Evet, benim kızlarım büyükler ama onları armağan etmek için, çevredeki dostları armağan etmek için aldım. Dolayısıyla okumamı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer biz geleceğimizi düşünüyorsak okumak zorundayız. Gelişmiş bir toplumumuz birisiyle çağdaş bir dünya için, mutlu, huzurlu bir toplum için ben Barış Çelik'in kitap okumayı tavsiye ediyorum. Kitaplı günler dilerim. Çok teşekkürler. Bu arada birinci edebi çocuğunuz doğmuştu. Karınca Misali. Çok zevkle de okudu birinci kitabınız. İkinci kitap yolda mı efendim? Evet, gerçekten yol aldı. Şükürler olsun. Okumak anlatmaya çalıştık ailelere, çocuklara. Gerçekten bu anlamda çok kalbim huzurla dolu, gönlüm tatmin olmuş durumda. Evet, ben kurtuldum aslında. Yeni bir çalışma. Tutuldum. Kurtuldum. Kurtuldum. Evet, kurtuldum. Ne zaman bu çocuk doğar, bebek doğar? Çalışmalarım şu anda hızla devam ediyor, okumalarım, araştırmalarım. Evet. Dolayısıyla yaza bekliyorum. Yani büyük bir ihtimalle yaza kesin olacak Allah izin verirse. Ama çalışmalarım gerçekten hızla devam ediyor, araştırmalarım. Konu başlıklarım hazır zaten. Evet. Onların üzerinden, orada da bayağı yol aldık. Yani yarıladık diyebilirim. Ama dediğim gibi yazmak için çok okumak gerekiyor ve tabii. Ben de olsun okuyorum. Tabii tabii, yok olur. Birinci kitap çok sıcak bir kitaptı. Zevkle okunan bir kitaptı. Hani mükemmel bir kitaptı. İkinci kitabın da öyle olacağını düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz Sayın Ayşegül Akay. Bize de bir sözünüz vardı, biraz program yapmak gibi böyle söyleşiler ama çok yoğun olduğunuzu biliyoruz. Arada Edem Sesi Mevzular Derneği içinde böyle bir iki söyleşi ayarlarsanız siz moderatör olarak çok mutlu olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sinan Hocam burada sizi tanıştığımdan beri sizinle, inanın bu bölgemizde verdiğiniz hizmet de ayrı. Çünkü sosyal medyayı iyi kullanmak herkesin yeteneği değildir. Ama siz burada insanların sesini evet duyuruyorsunuz. Sanata gönül vermiş, yaza vermiş, burada yaşayan, beline dokunan, insana dokunan şu insanların sesini
beni duyuruyorsunuz. Ben burada sizi Sinan Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel gönlünüz herkese dokunuyor ve herkes sizi seviyor. Biz sizin gibi de tanıtıyoruz. Biz bir şey öğretmiyoruz. Siz ne öğretiyorsunuz onu pazarlıyoruz. Bizde öğretim yok. Pazarlamaya çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Asıl iş sizde. Yok, hep birlikte. Hep birlikte. Çok çok teşekkürler sunuyorum. Sağ olun. İkinci bebeği bekliyoruz. Kurtuldum yolda. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hadi Bey. Kendisine ben bir şey yapabilsem. Evet, Hadi Bey demek gerçekten yaptı. Yani genel hep kendi dediği gibi ben sözden ziyade işleri severim diyor. Belki de daha önceki mesleği, icra ettiği meslekle alakalı. Hani iş ve çok güzel derneği hem kültürel alanında hem sosyal alanında çok büyük katkıları oldu. İDA Derneği'nin şu an aslında hanımefendi Zehra Hanım başkan gözüküyor. Siz başkan yardımcısı hep karıştırıyorum. Ama ikilidir bu yani. Zehra Hanım'la Hadi Aksay çifti. Bu İDA derin şeydir, motorudur. Çok güzel çalışmalar yaptılar ve inanılmaz finans kaynakları da buluyorlar. Demek ki inandırıcılık var. Ne demek istersiniz? Biliyorsunuz sivil toplum örgütleri arkalarında hep yerel yönetim desteğini ararlar ve bu yerel yönetim desteğini bulamazlarsa çökmeye mahkumdurlar. Biz bölgeye mümkün olan en yararlı dernek olma seviyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak pandemi dolayısıyla yöremize sanatsal ve kültürel açıdan pek çok hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz var. Ancak bu 2 yıldır yapamıyoruz bunu. Umarım yeni 2022 yılında kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize yoğunlaşarak sanatın özellikle Edremit'te daha anılır olmasına çalışacağız. Pandemi gerçekten çok yoğun bir şekilde etkiledi mi olumsuz yönde sizi? Çok etkiledi. Ki faaliyetleriniz oldu ama çok etkiledi. Kapalı ve kalabalık ortamlarda insanlar haklı olarak bulunmak istemediler. Dolayısıyla bir araya gelemedik. Bir araya gelemediğimiz sürece de projelerimizi hayata geçiremedik. Ancak bu eksikliği umarım 2022 yılında telafi etmek için fırsatlar var. Evet, çok acı bir dönemdi. Özellikle Kültür Müdürlüğümüzün bu noktada katkılarını çok bariz bir şekilde hissetmek istiyorum. Ama layıksınız, her desteğe layıksınız çünkü altyapınız çok iyi. Yani Edremit ilçe sınırlarındaki öncü derneklerden birisiniz. Tartışmasız. Tartışmasız ve güvenilen, güven duyulan. O yüzden tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın Hadi Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Selamlar Sümen Hanım, size geleceğim. Çok yakıştı. Çok yakıştı. Çok yakıştı. Güzel arkadaşımız, her şey yakışır. Kendi güzel, kalbi güzel. Kendi güzel, kalbi güzel. Bir de ne var? Evet, bayağı bir ek bira var. Bu yukarı yerleyebilirsiniz de biliyor musunuz?
Bunlar da çok yaptım ve çok güzel. Artık bunları ısıtık. Aslında kaç? Onu takmıştım. Yok onu takmadım. Bak bakalım bu kötü bir şey. Sizin tarzınızda. Evet o da. Şener Hanım. Ne oluyor? Senin bir şeye kokacağım ben. O bu şeye benzedi. O şeye benzedi şu anda. Robin Hood mu? Robin Hood'un ablasına benzedi şu anda. Robin Hood'un ablasına benzedi. Yani Veli Bey selamlar. Cam var mı onun üstünde? Veli Cam diyoruz ama Veli asıl değil mi? Camı yok. Şimdi kullanacağım. Evet. Evlendiğimizde evet. Veli'ydi adı. Ben de Can ismini çok seviyorum. Canımız diye. Evet. Ben ona Veli Can demek istiyorum. Evet. Bugündür adı Veli Can. Ha, tamam. Biz öyle Veli Can yapıyoruz. Kitaplarınızda eserinizde çok büyük şey var. Katkısı var. Veli Can Bey. Çok teşekkürler. Aynı şekilde. Çok teşekkürler Veli Can Bey. Teşekkürler, sağ olun. Çok güzel bir gün. Şükran ablamın kulentidir. Aynen. Eşkinliğindeyiz. Ablamın tasarımları, renk seçimleri harika. Evet ya, ne diyelim gerçekten. Çok şahane eserler. Ben hocam zaten şairliği. Aynen. Ortada. Bir de çok gerçekten. Bu arada Hacı Arslanlara gidiyor musunuz sık sık? Gidiyoruz. Hem orada da zeytinde. Evet. Çiçeğiz. Evet. Hem bugün de sanat içindeyiz. Bugün sanat. Ama orada zeytin masalı uğraşırız. Evet. Hacı Arslanlarda. Yani arazimiz var. Evet. Sosu şey yakın zeytin ağacı. Anladım. Var. Temel şey zeytin. Başka bir şey yok değil mi? Ceviz ağacı da. Ceviz de var. Tamam. Evet. Tane anladım. Yoruluyor musunuz yoksa ayrı bir dinlenme mi oluyor? Sütçe satmak için güzel bir şey. Anladım. Edevit'ten bir kaçış gibi oluyor. Ölmez ağaç. Evet evet çok doğru. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Yani İnşallah sıkılmıyorsunuz orada. Anladım tabii. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, mavi bisiklet. Ne güzel oldu. Orhan Menekşe de geldi mi? Şehra Menekşe. Zambak kapısı. Çağdaş. Şehirler artırmış. Aldın mı? Bende de var kitaplar. Sen de al, bundan al bir tane. Siyaset değil. Hayır. Siyaset değil. Evet. Arada tanıtım yapıyoruz da şeyin. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Bir dakika. Ha, Filiz değil mi o? Ha, Filiz Hanım, selamlar. İnanın şu maskeler şey. Sağlıklı olacağız. Akçay'la alakası yok. Ben hep tamam. Tamam. Anladım. Tamam. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hala karar veremedik mi efendim? Hala karar veremedik mi? Bir şeyle çıkacak mıyız buradan? Ha, tamam. Ali Bey'e de bir keçe şapka ayarlayalım. Ya, merhaba. Şeye, kızlara.
Bu zevk seçimi şey. Yok ben sevmiyorum. Hayır. Artık kapatalım. Selamlar. Bir de burada noktalayın da Sibel Hanım sizin görüşleriniz nedir sanat hakkında, keçe sanatı hakkında? Ben ilk defa böyle bir sergiye geldim. Evet. Muhteşem. Ya hakikaten ya evet. Bir de sıcak bir ortam var. Kırmızı seçmek. Birbirinden güzel. Sibel Yılmazoğlu bizim de dernek üyemiz. İngiliz öğretmeni kendisi. Pervin Hanım yakınlarda Edebis Mevzular Derneği'nin üye oldu. Siz de düşünüyorsunuz sergilerde. İlk defa geldim. Çok hoşuma gitti. Evet, çok iyi. Maşallah. Sanat güzel bir şey. Bak sıcak bir ortam var. Hiç sıkılmıyoruz yani. Çok az da gergin ortamlar yaşıyoruz. Yani ya fiyatlar artıyor artık. Ben hani şeyi kaçırdım diye psikolojim bozuldu desem doğru. Yani gerçekten mecburuz. Fiyatlar kaç arttı? Arttı yani. Artıyor artık şey. Evet. Yani koktu. Parayla gezi 2022. Evet sizin Facebook'ta gezi çıktı size. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bana size ne çıktı? Bana kilo vereceksiniz ve masraf çıkacak dedi. Allah kilo vermek iyi de masraf anlamadı. Herhalde bir masraf. Tamam. Ama çok doğru çıkmış. Sema Hanım geldiğiniz çok çok teşekkürler sunuyorum. Kiloyu verdirsin de hep ben o mesajı da yazdık. Yolunuz açık olsun. Çok iyi niyetsiniz, seviliyorsunuz. Aman bu yolda şey devam edin. Engeller her zaman çıkartırlar ama o şey gibi. Ona olumsuz bakmayacağız. O bir itici güç olacaktır. Hülya Hanım. Evet. Selamlar tekrar. Ne var yakında gezi veya faaliyet var mı? Şey olarak, var, kent konseyi olarak. Tamam. Fazlaca köyümüz var. Fazlaca köyü Perşembe Hülya Hanım'la da konuşalım. Onu birlikte bir ayarlayalım. Perşembe. Günü, yarın toplantılı. Tamam. Konuşalım. Onu bir ayarlayalım. Tamam. 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 Onu yani yarından netleştirelim çok iyi olur. Çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Güle güle Cemil Bey, çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet Ebru Hanım. Canlı yayın olduğu için açamadım. Canlı yayını da bölemedim şey telefonu. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ne diyelim? Kendi güzel, aklı güzel. Ebru Tuncer. Nasılsınız? Hem derneğimizin üyesi hem de Tema Edemit ilçe temsilcisi. Ondan ayrı bir ayrı size bir minik bir röportaj da yapacağız. Tema ayrı bir röportaj konusu. Ayrıca şu konuşma işaret dili onu ayrı bir röportaj yapacağız ilk fırsatta. Maşallah. Güzel bir farkındalık yaratıyorsunuz. Hem tema olarak hem de öbürüyle. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet. 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 Temayı zaten takdirle karşılıyoruz ama ama işte. Yo onu demedim. Yok, gez toz yani. Genç yaşınızda gezi tozun. Yani o konuda bir şeyimiz yok. Evet, sen yapma, o yapma olmuyor işte. Evet, hep bir topluluk şeyi. Ah, kaçamazsınız. Zaten bu Süleyman Tuncelleri falan dayanıyor. Hani geçmişe dayanıyor veya Sıdıka Tuncelleri dayanıyor. Yani dedim ya hayatın keyfine bak olanağınız var. Hiç lüzum yok aslında ama şey. Gez toz dünyayı gör. Yok gezip tozu da mis gibi eğleniriz ama hep toplumsal şey. Çalışmalar o yüzden çok takdir ediyorum. Evet. Çok sağlıklı bir şeyim böyle. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. İnşallah huzurum yapmak için de huzurum. Aa, ona da tabii çok ben Allah'ın söylerlerse. Ama hareketleri daha böyle bir şey o manada. Evet, yok zaten çok onu takdirle karşılıyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.